Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x eşittir 3'te süreklidir? Evet, soru bu. Bundan önceki videoda hatırlayacaksınız. Bir fonksiyonun bir noktada sürekli olması için o noktada öncelikle tanımlı olması gerektiğini söylemiştik. Evet, sürekliliğin tanımını şöyle bir geçmişe bakalım. Evet, f(x)'in x eşittir a'da sürekli olması için limit x a'ya giderken f(x)'in f(a)'ya eşit olması şeklinde yapmıştık, değil mi? O halde bu soruda da f'in x eşittir 3'te sürekli olması için x 3'e giderken f(x)'in limitinin f(3)'e eşit olması gerekir. Birinci fonksiyon x eksi 3'ün doğal logaritması. Elen x eksi 3. Öncelikle g3'ün kaç olduğuna bakalım. Yazıyorum. g3 elen 3 eksi 3 ve bu da 0'ın doğal logaritmasına eşit oluyor, değil mi? Ve bu tanımlı değil. Yani e'nin hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç 0 olmayacak. Değil mi? İsterseniz deneyebilir ve belki de eksi sonsuz diyebilirsiniz ama olmaz çünkü tanımlı değil. Bu yüzden de fonksiyon 3'te tanımlı olmadığından x eşittir 3'te sürekli de olamaz. Üzerini çiziyorum. Şimdi bir de f(x) eşittir e üzeri x eksi 3 var. Bu fonksiyon e üzeri x fonksiyonunun ötelenmiş bir versiyonu ve tüm reel sayılar için tanımlı. Ve bir önceki örnekte de gördüğümüz gibi tüm reel sayılarda sürekli olduğunu biliyoruz. İsterseniz bu testi de uygulayabiliriz tabii. X 3'e giderken e üzeri x eksi 3'ün limiti e üzeri 3 eksi 3'ten e üzeri 0 yani 1'e eşittir. Bu yüzden de bu fonksiyonlar arasında 3'te sürekli olan fonksiyon f'dir. Bu arada burada neler olduğunu size görsel olarak da göstermek isterim. Bu iki fonksiyon da orijinal fonksiyonların yani ln x ve e üzeri x'in ötelenmiş halleridir. Şimdi hemen şu eksenleri bir çizivereyim. Burası y ve bu da x ekseni olsun. Burası 1, burası da 2, 3, burası da 2, 3. Ötelenmiş versiyonları demiştim, öyle değil mi? Aslına bakarsanız bunları bu şekilde çizmek pek de akıllıca olmayacak. Şu aralıkları birazcık daraltayım. Evet, burası 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Bu eksende ise farklı bir ölçek kullanacağım. Burası 1, burası 2, bu da 3 olsun. Şimdi şuradan geçen bir kesikli doğru çizeyim. Evet, gx yani ln x eksi 3 eğer 3 değerini alırsa tanımlı olmayacak. g4 ise ln 4 eksi 3. Kafanızı karıştırmayayım. Şuraya bir tablo çizsem daha iyi olacak. Evet, evet. Buraya x, buraya da gx değerlerini yazıverelim. Fonksiyon 3'te tanımlı değil. Evet, tanımlı değil. 4'te ln 1'e yani 0'a eşit. Evet, şuraya bir nokta koyayım ve gx'i de şu şekilde çizeyim. Evet, gördüğünüz gibi x eşittir 3'te bir süreksizlik var ve fonksiyon 3 ve 3'ten küçük değerler için tanımlı bile değil. f(x) ise biraz daha kolay bir fonksiyon. Mesela f 3, e üzeri 3 eksi 3'ten e üzeri 0'a yani 1'e eşit olacak ve f(x)'i de buna benzeyen bir grafik olarak düşünebileceğiz. Görüyorsunuz, atlamalar ya da boşluklar olmadığından f(x) 3'te ve hatta daha genel olarak tüm reel sayılarda süreklidir diyebiliriz.